Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar 80 günde geometri kampımızın geldik 47. günde ve bugün analitik geometrinin kaya sorularının ikinci videosunu yapacağız arkadaşlar kaya soruların amacı temel orta ileri seviye tamamı eski nesil olan soru tarzının PDF'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayanlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Ve 47. günle beraber 37. soruyla başlayıp 72 ile bitireceğinden yaklaşık 36 tane soru olacak burada da. Ve kaya sorularını burada noktalamış olacağız diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki a artı 1x eksi 2a eksi 6y artan 16 eşittir, 16 eşittir 0. Doğrularının geçtiği sabit nokta nedir? Doğrularını diyor hocam nasıl doğruların olabilir? Bir tane doğru var burada. Arkadaşlar a değiştirse doğrular değişecektir. Şimdi bu bir. Tamam. O zaman ben a'ya değer vererek farklı doğrular olurum. Ve bunları kesiştirip sabit noktasını bulabilirim. Çünkü mesela a yerine ben 0 verdiğimde. Bakın ne olur? x eksi a yerine 0 verdim. Eksi eksen artı 6'ye artı 16 eşittir 0. Böyle bir doğru oluştu. Diyelim ki benim bu doğru bu olsun. A yerine eğer 1 verirsem 1 verirsem 1 bir artı 1'den 2x eksi 1 verdim. 2 x 6'dan eksi 4 eksi başta var. Artı 4 y artı 16 eşittir 0. Paralellik yok. Demek ki diğer doğru da bu oldu. E, A yerine 3 versem doğru bu olur. 4 versem bu olur. 5 versem bu olur. Sonsuz tane burada doğru oluşturabilirim. Bizden Bunların kesiştiği sabit noktayı istiyor. Yani burayı. E, iki doğru var elimde. Yok etme metodu kullanacağım. Bu arkadaşı eksi 2 ile genişletsem. Eksi 2x eksi 12'ye eksi 32 eşittir sıfıra. Ve ben bunları taraf tarafa topladığımda gitti gitti. 4y eksi 12y'den eksi 8y. Eksi 32 artı 16'dan eksi 16. Diğer tarafa attım 16. Demek ki y noktam benim eksi 2. Y ye yerine herhangi bir doğru eksi 2 yazıyorum x eksi 12 artı 16 eşittir 0. 4'ü attım bu tarafa. x'imiz de eksi 4 oluyor. Yani benim noktam eksi 4'e eksi 2 olarak bulunur. Ve 37. sorumuzun cevabı eksi 4'e eksi 2'dir deriz. 38. sorumuz 2a eksi 6x artı a artı 1 eksi 16 eşittir 0. Doğrularının kesim noktasından geçen x eksi y eksi 2 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Şimdi bu doğruya dik olacak. E hocam şunun bu doğruların kesim noktasından geçeneği yukarıda yaptım zaten. Hatta aynı sorumu 2x-6 aynı soru değilmiş. Neyse. Tamam. Yine bulalım. A yerine 0 versem, 0 versem, -6x 0 verdim, artı y eksi 16 eşittir 0 bu birinci oluşturduğum doğru. A yerine 1 versem, 2x-6'dan eksi 4x 1 verdim, artı 2y eksi 16 eşittir 0. Bu da ikinci doğru. Şimdi bunların kesim noktasını bulacağım. Yok etme metodu kullanırım. Yukarıyı eksi 2 ile genişletsem, 12x eksi 2'ye artı 32 eşittir 0'a taraf tarafa topluyorum. 12 eksi 4'ten 8x artı 2 eksi 2'ye gitti. 32 eksi 16'dan 16. Diğer tarafa attım. Eksi 16'ya ve x uzunluğu eksi 2'ye. x yani götürüyorum. Eksi 2 yazıyorum. Aha da burada yazayım. Eksi 6 eksi 2 12 artı y eksi 16 eşittir 0. 12 eksi 16 eksi 4 diğer tarafa attım. Y eşittir 4. Yani benim sıralı ikilim eksi 2'ye 4. Yani bu noktadan geçecek ve şu doğruya dik olacak. Şimdi bu doğruya dik olacaksa hocam bu doğrumuzun eğimi. Diyelim ki md diyelim buraya. Bu doğrunun eğimi x'in katsayısı negatif bölü y'nin katsayısı yani 1'dir. E diğer doğru buraya dikse çarpımları eksi 1 olacağı için bu noktadan geçen doğru yazacağım mt olsun. Bunun eğimi eksi 1 olacak. İkisinin çarpımı eksi 1 olmak zorunda çünkü dik kesişiyorlar. Noktası eğimi belli. y eksi y 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır. Y eksi 4 eşittir. Eksi x eksi 2. Ye. Nasıl istemişim cevabı ona göre karar verelim. Y'yi yalnız bırakmışım. Eksi 4'ü diğer tarafa attım. Y eşittir. Eksi x artı 2 bulunur. 38. sorumuzun cevabı bu şekilde. Eksi x artı 2'dir deriz. 39. sorum. A noktası A eksi 1'e artı 1 noktalarının belirttiği doğrunun denklemidir. Bakın bu noktaların belirttiği doğrunun denklemi. Bana iki nokta lazım değil mi? İki nokta lazım ki doğruyu bulabileyim. Ben burada A yerine 0 versem benim ilk bulacağım nokta A bir noktası eksi 1'e 1'dir. Ben burada A yerine 1 versem bakın benim bulacağım ikinci nokta 1 eksi 1'den 0 bölü 1 artı 1'den 2'dir. E bu iki nokta vasıtasıyla ben doğrunun denklemini bulabilirim. Önce A'yı bulalım eğim eşittir. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 buradan 1 geldi. Ve doğrunun, deyim, doğrunun denklemi şöyle yazılır hocam. Bunu alalım. Y eksi Y0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x0. Y 2 eşittir x'e. Nasıl istemişim bakayım? X eksi olarak istemişim. O zaman y'yi ve x 2'yi bu tarafa attım. 0 eşittir. X eksi y artı 2'ye. 39. sorumuzun cevabı x eksi y artı 2 olarak bulundu. 40. sorumuzda a artı 1 bölü 2'ye 3a noktalarının, noktalarının geometrik yer denklemi nedir diyor bizlere. Geometrik yer denklemi aslında aslında şuradaki ile aynı mantık. No, belirttiği doğrunun denklemi nokta vermiş. E hocam yine aynı mantık çözersem ben bunların belirttiği noktalarını belirttiği çünkü noktalar belirtir arkadaşlar. Bir doğru belirtir. Noktaları peş peşe dizdiğimizde, düz bir çizgi çektiğimizde doğru belirtir. O zaman ben bu doğru denklemini bulacağım. Orada yaptığımda aynı mantık gideceğim. a yerine 0 verirsem burada kesilir çıkıyor ya. a yerine önce 1 değerini verdim. 1 artı 1 2. 2 bölü 2'den a 1. 1 virgül. 1 çarpı 3'ten 3 geldi. Bu 1. Sonra a'ya bir değer daha vereceğim. Eksi 1 veririm. a'ya eksi 1 verdim. Burası sıfırlandı. a 2 noktam. 0 virgül. Eksi 1. 3 oldu. Bu iki noktadan geçen doğruyu bulsam yeterli. Geometrik yer denklemi bu olmuş oluyor çünkü. Harika. Veya şöyle söyleyeyim. Nokta tam gerek yok buraya Bulalım hocam. Bulalım. Önce eğimi bulayım. Eğim eşittir. Y2 eksi Y1. Eksi 3 eksi 3 bölü. X2 eksi x 1den 0 eksi 1. Buradan ne geldi? 6. O zaman benim denklemim. Y eksi. Şunu alalım. Y0 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1. Bu da y eksi 3 eşittir. 6x eksi 6'ya. Benden nasıl istiyor bakıyorum. Y'lerin tarafına topla demiş. 6x'i bu tarafa attım. Y eksi 6x. Eksi 6 buraya artı 6 geldi. Eksi 3 de artı 3 eşittir sıfıra. Ve 40. sorumuzda bu şekilde. Y eksi, y eksi 6x artı 3 eşittir. Sıfır olarak bulunur. 41. sorum. A noktası A artı 2 A eksi 1 noktalarını oluşturdu. Doğru ile. Bakın bu noktalarını oluşturdu. Doğru ile. B. B eksi 1 ve artı 1 noktalarının oluşturduğu doğrusunun doğrunun oluşturduğu doğrunun doğrusunun olmaz. Doğrunun oluşturduğu doğrusunun kesim noktası doğrusunun olur herhalde ya. Bir yazın bakalım. Doğrusunun doğrunun oluşturduğu doğrusunun. tam ya Bu doğru ile bu doğrusunun. Kafam yanlış oldu. Tamam. Oldu diye kabul edelim. Kesim noktası nedir diyor. Hem buradan doğru bulacağım hem de buradan. Sırayı çözüyorum. Önce burada A yerine 0 verirsem benim A 1 noktam 0 verdiğimde 2 virgül eksi 1. A yerine 1 verirsem benim A2 noktam 1 artı 2'den 3 virgül 1 eksi 1'den 0. Hocam ben buradan denklemi yazalım. Önce eğim bulayım. Y2 eksi y1'den 1 bölü x2 eksi x1'den 1'den 1'dir. Benim denklemim y eksi y0 eşittir. Eğim çarpı x eksi 3'e o zaman y eşittir x eksi 3. Bu birinci doğru. Diğer b noktasından yine bulalım. B yerine 0 verirsem benim b noktam 0 eksi 1'den eksi 1 bölü 0 artı 1'den 1. B yerine 1 verirsem B noktam 1 eksi 1'den 0 bölü 1 artı 1'den 2. Buranın eğimini bulalım. Y2 eksi y 1 1 bölü X2 eksi X1 yine 1. E bunun arkadaşımızın eğimi de 1'miş. Tamam. Tekrar bir kontrol ediyorum sorun var mı? Y2 eksi Y1 1 X2 eksi X1 1, 1. Y2 eksi Y1 eksi Aa, tamam, Y2 eksi Y1. 1 bölü x2, x2, x1. Doğru. 41. Güzel. Şimdi ne buldum eğimini? 1 buldum. Buranın eğimi neydi? 1'di. Hocam bu doğru buysa diğer doğrumuz budur. Bak doğruyu bulmuyorum bile. Çünkü paralel. Çünkü eğimleri aynı çıktı. E Bunların paralelse herhangi bir noktada kesişmez. Yani benim çözüm kümem, kesim noktam boş küm olarak bulunmuş. Oluyor yine tatlı bir soruydu. 42. sorumuz a eksi 2'ye 5 noktasının 5x artı 12 artı 15 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir? Doğrumuz bu noktamız bu. En yakın uzaklığı diyeyim. En yakın uzaklığı diye düzelteyim burayı. En yakın uzaklığı kaçtır diyor. En yakını alabilmemiz için bizim bu dik uzaklık olan h'ı bulmam gerekiyor. Doğru belli. 5x artı 12'ye artı 15 eşittir 0. Hocam nokta belli eksi 2'ye 5. O zaman noktanın doğruya olan uzaklığı şöyle bulunur. Mutlak değer 5 çarpı x gördüğün yere birinci bileşen artı 12 çarpı y gördüğün yere ikinci bileşen artı 15 bölü kök içinde 5'in karesi artı buradaki 12'nin karesi eşittir. Eksi 10 12 çarpı 5, 60, 15 daha, 75, 10 çıkarttım. Burası mutlak değer, 65 bölü 5, 12, 13 var. 65 bölü 13'ten de 5 cevabını bulurum. 42. Sorumda bu şekilde 5 olarak bulunur. 43. Sorum, a noktası 4'e 6 noktasının 3x 4, 4, artı 4y artı 1'li 0 doğrusuna olan en yakın uzaklığı 2 ise. A'nın alacağı değerlerden küçük olan nedir diyor. Yine aynı mantık doğru var. Nokta var. Noktanın doğruya uzaklığı h var. Noktamızı da yazalım. 4,6 doğrumuzda 3x artı 4y artı a eşittir 0'a. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantık. Mutlak değer 4'ü x yerine yazıyorum. 3 çarpı 4 artı 4 çarpı y yerine 6 yazıyorum. Artı a kapattım bölüm. Katsayılar 3 ve 4'tü. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü eşittir uzaklığı yani 2'ye. 3, 4, 5 üçgeni burası. 5'i çapraz diğer tarafa attım. 10 eşittir mutlak değer. 12. 4 kere 6, 24. Etti sana burası. 36 artı A'ya. Dışarıya iki şekilde çıkabilir. 36 artı A eşittir 10 veya 36 artı A eşittir eksi 10'a. 36'yı bu tarafa gönderdiğimizde A sayısı eksi 26 veya 36'yı gönderdim. A sayısı eksi 46. Benden küçük olanı istiyor. 43. sorumuzun cevabı eksi 46'dır. Bakıyorum. Teyit edelim. Alabileceği değerlerden küçük olan nedir diyor. Tamam bu küçük olan budur. Bu büyük olan. Ve sorumuzun cevabı eksi 46 olarak bulunuyor. 44. sorumuz ABC bir üçgen. CB uzunluğum 12. A uzunluğum 6,4 olduğunu göre alan ABC kaçtır diyor bizlere. Şimdi benim tabanım var. Bana bir tek yükseklik lazım ve o yükseklik de benim en kısa uzunluğumdur. Yani bu haşi ben rahat rahat bulurum. Noktanın doğru olan uzaklığı. Şimdi hepsini bir tarafa topluyorum. Y artı x eksi 4 eşittir 0 dediğimde ben. Bakın. X gördüğüm yere bu x değerini 6'yı. Y gördüğüm yere y değerini yazdım. Eksi 4 mutlak değer bölü. X'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 1 ya. 1'in karesi artı 1'in karesinin karekökü benim uzunluğum olan haşa eşittir. 4 4'ü götürdü. Demek hocam burası 6 bölü kök 2. Yani kısaca 6 kök 2 bölü 2. Bu da 3 kök 2 diyor. H bize 3 kök 2. Alanı istiyorduk. Taban 12 çarpı yükseklik 3 kök 2 bölü 2. O da 6 çarpı 3'ten 18 kök 2 olarak bulunur. Ve 44. sorumuzun cevabı 18 kök 2'dir arkadaşlar. 45. sorumuzda x eksiye artı a eşittir 0 x eksiye eksi 2 eşittir 0 doğrular arasındaki uzaklık kök 2 ise a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu iki doğru arasındaki uzaklık şöyle diyelim arasındaki en yakın uzaklık ki o dik olan uzaklık olacak. En yakın uzaklık kök 2'miş. Hocam nasıl bulunuyor? Şöyle arkadaşlar x'in ve y'nin katsayıları aynı. O zaman buradaki sabit sayıları birbirinden çıkartıyorum. Yani A eksi eksi 2. Oldu sana A artı 2'nin mutlak değeri bölü. Kaç sayılar aynıydı ve 1'di. 1'in karesi artı diğeri de 1'in karesinin kare kökü. Ve bu işlem kök 2'ye eşitmiş. 1 artı 1'den kök 2. Kök 2 çarpı kök 2'den 2 eşittir mutlak değer. A artı 2 anlayacağı en büyük değeri istiyor. 2 şekilde çıkar. A artı 2'miz ya 2 veya A artı 2'miz eksi 2 attım bu tarafa a'sı 0 attım bu tarafa a'sı eksi 4 büyük olan 0 olur hocam 45. sorumuzun cevabı bu şekilde 0 olarak bulunmuş olur. 46. sorumuzda 4x eksi 3 artı 18 eşittir 0. 4x eksi 3 eksi 12 eşittir 0. Doğrular arasındaki iki yerleştirebilecek en büyük eşkenar üçgenin alanı kaçtır diyor bizlere. Doğrumuz doğrumuz bu alana yerleştirebileceğim en büyük eşkenar üçgen. Önce doğruları çizersem daha mantıklı. Bu doğru, bu doğru ve bu doğruların arasına ben eşkenar üçgen yerleştiriyorum. En büyük çizebileceğim eşkenar üçgen de bu olsun. Buradaki kritik nokta benim şu dikmeyi bulmam. Çünkü dikmeyi bulduğumda soru bitecektir. E bu dikme zaten belli hocam. En kısa uzaklıktan bulunur. O da şöyle bulunur. Y2-Y1. 18 eksi eksi 12'den artı 12'nin mutlak değeri bölü kat sayımız 4'ün karesi artı kat sayımız eksi 3'ten 3'ün karesinin karekökü eşittir. 18, 28 mutlak 30 bölü 3, 4, 5 var burada. 30 bölü 5'ten 6'ymış. Hocam bu eşkenar üçgense. Bakın eşkenar üçgense. Açı 60 burası 30 derece. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş hali. 90'ın karşısı 2 katı 12'nin kök 3'e bölünmüş hali. Yani kök 3'te de burayı genişlettim. 12 kök 3 bölü 3'ten de burası 4 kök 3 yapar. Eşkenarın bir kenarı 4 kök 3 ise eşkenar üçgenin alanı şöyle bulunuyordu. Kenarın yani 4 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'tü. Yani kısaca a kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman hocam 4'ün karesinden 16 kök 3'ün karesinden 3 çarpı burada yine kök 3 var. Bölü 4. 16'yı da öldürdüm. 4. 4 çarpı 3'ten de 12 kök 3 bulunur. 46. sorumuzun cevabı 12 kök 3 olarak bulunuyor. 47. sorumuzda 2x eksi y artı 2 eşittir 0. ax eksi 4 y eksi 6 eşittir 0. Doğrular arasındaki açı 45 derece ise benim a değerim kaçtır diyor bizlere. Şunu söylüyor. Diyor ki iki doğru var. Bu doğruları şöyle çakıştırdım. Aradaki açımız bizim 45 dereceymiş. Güzel. Sonra bakın x eksenini çiziyorum. x eksenini ve buraya alfa diyorum. Şuraya beta diyorum. Ben burada klasik şu bilgiyi biliyorum değil mi? İki iç açının toplamı alfa artı 45 eşittir. Dış açı olan beta'ya. Sonra buradaki 45 derece yanlış yalnız bıraksam ben. 45 derece eşittir. Beta eksi alfa. Neden önemli? Neden önemli? Çünkü arkadaşlar bu alfa diyelim ki D1 doğrusunda olsun. Bu beta D2 doğrusundaki açı olsun. Buradan ben D1'in eğimini tanjant alfadan D2'nin eğimini tanjant beta'dan bulabilirim. O zaman ben tanjant 45'i yazmak istiyorum. Tanjant 45 demek. 45 derece gördüğüm yere beta eksi alfa yazarsam aslında ben ne istiyorum? Tanjant beta eksi alfayı bulmak istiyorum sizden. Bulalım. Tanjant 45 demek 1 eşittir. Tanjant beta eksi alfa demek şöyle yazılır hocam. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Bu trigonometri bilgisi lazım. Soru bitti. Geldim köke. 1 eşittir. Bakın veya çapraz çarptığımı düşünün. 1 artı tanjant beta çarpıca, alfa çarpı alfa 1'i çarptım. 1 artı tanjant beta demek. Diyelim ki bu D1, bu D2 olsun. Hangisinin hangisi olduğunu bir önemi yok. Bu D1, bu D2 olsun. O zaman hocam tanjant beta demek D2'nin de. Bunun eğimi de x'in kat sayısının negatifi. Eksi a bölü eksi 4 çarpı tanjant alfa da bu olsun. X'in kat sayısının negatifi. Eksi 2 bölü eksi 1. Tamam. Eşittir. Eksiler artı oldu. Eksiler artı oldu. 2 4'e böldüm 2. Buradan geriye 1 artı a bölü 2 kaldı. Eşittir. Tanjant beta eksi tanjant alfa yazacağım. Tanjant betamız a bölü 4'tü. a bölü 4. Eksi tanjant alfamız. Bakayım. Tanjant alfamız da buydu. O da 2 idi. Yani burası a bölü 4 eksi 2. Ye. Hocam a değerini bulalım. A bölü 2 daha büyük. Bunu bu tarafa gönderdim. Biri diğer tarafa. A bölü 2 eksi A bölü 4 eşittir. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3'e. İkili genişlettim. 2A'dan A çıkarttım. A bölü 4 eşittir. Eksi 3'e. Demek ki benim A değerim. Yanlış yapmadık değil mi? 2A'dan A çıkarttım. Doğru. O zaman benim A değerim eksi 12 olarak bulunuyor ve benden bunu istiyordu. 47. sorumuzun cevabı eksi 12'dir arkadaşlar. 48. sorumuz 4x eksi 2 eksi 2 eşittir 0 mx eksi 2 y artı 6 eşittir 0. Doğrular arasındaki açının tanjantı 3 bölü 2. Doğrular arasındaki açının tanjantı. Yine aynı mantık kurarsam. Diyelim ki bu arkadaşın bak buna d1 doğrusu. Buna d2 doğrusu dersem ben. Yukarıda yaptığım birebir aynı şey yapıyorum. Bu d1 doğrusu. Bu d2 doğrusu. d1 doğrusunun açısı alfa olsun. d2'nin açısı beta olsun. Aradaki açımız da teta olsun. Şimdi alfa artı teta eşittir beta'ya. Demek ki teta eşittir beta eksi alfaya. Soru bana neyi vermiş? Tanjant teta'yı. Yani tanjant beta eksi alfayı vermiş. Tanjant beta eksi alfa demek de daha demin yazdık. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfadır. Bu da tamam. E hocam tanjant teta'yı bana vermiş. Eşittir 3 bölü 2. Eşittir. Tanjant beta demek. Beta d2 doğrusu dedik. Eksen bölü eksi 2'den m bölü 2. M bölü 2 eksi. Tanjan alfa demek eksi 4 bölü eksi 2'den de 2 yaptım. Bölü aşağısı da 1 artı M bölü 2'yi yazdım. Şimdi geriye kaldı 4 işlemimiz ve 4 işlemimizi yapalım. Sol tarafımız 3 bölü 2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'den M eksi 4 bölü 2 bölü. Burası da 2 çarpı 2 artı 2 M bölü 2. Var mı sorun? Veya 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 güzel. Kalsın ya. 2 artı 2 m bölü 2. Doğru. Çünkü şunları sadeleştireceğim. Gitti. Gitti. Sonra içten dışlar çarpımı yapıyorum. 3 çarpı 2'den 6 artı. 3 çarpı 2 m'den 6 m eşittir. 2 çarpı m'den 2 m eksi 8'e. 2 m'yi bu tarafa attım 4 m. 6'yı diğer tarafa attım eksi 14'e. Her iki tarafı 4'e böldüğümde m eşittir. Eksi 7 bölü 2 çıkar hocam. Kaçıncı sorumuzdu bu? 48. sorumuzun cevabı eksi 7 bölü 2'dir. 49. sorumuzda A noktası 3 e 4 noktasının 3x artı 4 y artı 5 0 doğrusuna göre simetriği. Yani elimizde bizim bir A noktası var. Bakın A noktası var. Şu nokta. Bu A noktasının 3x artı 4 y artı m eşittir 0 doğrusuna göre simetriği burası yani benim b noktası oluyormuş. Ve ab uzunluğu 6 ise bakın benim A'dan diyelim ki burası H olsun. A'dan H'a kadar 3 ve H'dan B'ye kadar 3'tür. Ve nokta simetrini aldığım için bu doğruya göre tabii ki de bunun bakın bunun dik uzaklığı olacak. Harika. O zaman hocam ben AH'ı bulabilirim. AH'ı. Yani noktanın doğru yolun uzaklığı ki A noktası 3'e 4. Noktanın doğru yolun uzaklığı en yakın uzaklığı şöyle bulunur. Mutlak değer 3 çarpı. X gördüğüm yere 3 yazdım. Artı 4 çarpı. Y gördüğüm yere 4 yazdım artı m kapattım bölü kat sayılarımız 3 ve 4 yani kısaca 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü eşittir 3'e. Burası 3 4 5 üçgen olur. 5 çarpı 3'ten 15 eşittir. 3 çarpı 3 9 4 çarpı 4 16 Burası da 25 artı m'dir. Mutlak değer dışına iki şekilde çıkar. Birincisi 25 artı m eşittir 15 veya 25 artı m eşittir eksi 15. Attım sağ tarafa. M'miz eksi 10'dur veya attım sağ tarafa. M eksi 35'tir benden büyük olanı istiyor. M buradan büyük olan eksi 10 oluyor. 49. sorumuzun cevabı eksi 10 olarak bulunur. 50. sorumuzda A noktası 2, 3 noktasının y eşittir artı b doğrusuna göre simetriyi b eksi 12'ye 7 ise a artı b kaçtır diyor. Güzel. Şöyle yapalım. Bakın Elimizde bir doğru var. Y eşittir ax artı b. Elimizde bir a noktası var. 2'ye 3 ve bu a noktasının doğruya. Burası h noktası olsun. Doğruya göre simetini aldığımda bu b'ye yani eksi 12 virgül y'ye eşittir. Şimdi ne biliyordum ben? Bu iki uzunluk eşit olmak zorunda. Demek ki benim h noktam 2 eksi 12'den eksi 10 bölü 2'den eksi 5 yapar. Burası birinci bileşen. 3 artı 7 10 bölü 2'den de 5 yapar. Eksi 5'e 5. Bu eksi 5'e 5 bu doğruyu sağlamak zorundam. Yani y yerine 5 yazıyorum. x yerine eksi 5 yazıyorum. Eksi 5a artı b'ye. Bu 1. Denklem 1. Devam edelim. Devam edelim. Hocam ben geri kalan eğimden gidebilirim. Benim bu doğrumun eğimi. Bakın m doğru. Eşittir. X'in katsayısı olan a'dır. Hocam benim şu ab doğrumun eğimi. m ab Eşittir. Y2-Y1'den 4 bölü. X2-X1'den eksi 14. O da eksi 2 bölü Y'dir. Niye buldum? Çünkü bunlar dik kesişmek zorunda. Noktanın simetri. Yani doğruya göre simetri aldığım için. E, dik kesişecekse A ile eksi 2 bölü 7'nin çarpımı eksi 1'dir. Demek ki benim A sayım 7 bölü 2. A'yı buldum. Geldim A'yı yerine yazdım. 5 eşittir. Eksi 5 çarpı 7 bölü 2 artı B'ye. Eksi 35 attım bu tarafa. 5 artı 35 bölü 2 eşittir B'ye. 10 artı 35'ten 45 bölü 2'm B'dir. A artı B istiyor. 45 bölü 2 artı 7 bölü 2. 47. 52 bölü 2'den 26 cevabını bulurum. 50. sorumuzun cevabı 26'dır. 51. sorum 4x eksi y 2 eşittir 0 doğrusunun A 1'e 4 noktasına göre simetriği nedir? Yani bir doğru var elimde ve bu doğrunun A noktası 1'e 4'e göre simetriyi yine otomatikman bir doğru olmak zorunda kalır. Aşama aşama çizelim. Tamam. Diyelim ki bunun bir dik uzaklığını aldım. Bu taraftan da bunun dik uzaklığını aldım. Simetri olduğu için bunlar eşit uzaklıkta olmak zorunda. Benim bu doğrum 4x eksi y eksi 2 eşittir sıfırdı. Hocam bu doğrunun noktaya göre simetrisini aldığımda e bunlar paralel olmak zorunda. O zaman benim diğer doğrum da 4x eksi y artı c bilmediğim bir C katsayısı geliyor. Bu 1. Bakın bu 1. Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi ne yapabilirim? Noktanın doğru uzaklığı buradan bunu bulup diğer tarafa yapabilirim. Evet. Noktanın doğruya olan uzaklığını yapsam. Şuraya H diyeyim. AH uzunluğunu buluyorum. AH eşittir. Bakın eşittir. Noktayı yerine yazdım. 4 çarpı x yerine 1 eksi y yerine 4 eksi 2 bölü x'in katsayısı 4'ün karesi 16 artı y'nin katsayısı 1'in karesinin bir karekök. Yani burası 4 eksi 4'ten eksi 2. Yani kısaca değerden kurtarayım. 2 bölü kök 17'dir. Aynı uzaklığı diğer taraftan yapacağız. Veya tamam sorun yok soru yok. Aynı uzaklığı diğer taraftan yaparsam buraya r dersem ar uzunluğum benim yine 2 bölü kök 17'dir. Eşittir. Yine yerine yazıyorum. 4 kere 1 4. Eksi y'yi 4 yazdım. Artı c bölü Yine hocam 4'ün karesi buradan kök 17 geldi. Gitti gitti. 2 eşittir. Artı C'ye. Buradan iki şekilde çıkar. C sayısı ya 2'dir ya da benim C sayım eksi 2'dir. Zaten eksi 2 olduğu ihtimal bu olduğu için otomatikman benim buradaki C sayım 2 olmak zorunda kalır. Bakın bu da 51. sorumuzu bizlere 4x eksi y artı 2 eşittir 0 denklemini buldurur. 51. sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunur. 52. sorum 3x eksi 6y artı 4 eşittir 0 doğrusunun. A, A 2 noktasına göre simetriyi bx artı 6y artı 12 ise a artı b toplamı kaçtır? Bir doğru var. Noktaya göre simetriğini alıyorum. Bakın noktaya göre simetriğini alıyorum. E, nokta bunların tam ortasında olmak zorunda. Ki bu noktada a virgül 2 noktası. Doğrumuz 3x eksi 6y artı 4 eşittir 0. Burası da bx artı 6y 6y artı 12 eşittir 0. Bu doğrular paralel. Paralelse y'nin katsayısı artı 6. Burada eksi 6. Bunlar aynı olmak zorunda paralel olduğu için. O zaman buraya eksi ile çarpıyorum. Ne oldu? Eksi 3x artı 6y eksi 4 eşittir 0 oldu. Soru bitti. Çünkü 1 şunlar eşit olacak. Tamam. Hocam y'nin katsayısı 6, y'nin katsayısı 6. x'in katsayısı eksi 3. Demek ki buradaki x'in katsayısı eksi 3. Yani benim b sayım eksi 3'tür. Bu birinci aşaması. Peki bu A noktasını nasıl bulacağım hocam ben? Ben bu doğruyla bu doğru arasındaki uzaklığı bulabilirim. Kat sayılar çünkü. Eşit de bunlar paralel. O da şöyle bulunuyordu. C2 eksi C1. 12 eksi eksi 4'ten 16 bölü. X'in katsayısı sayısı 3'ün karesi. Artı Y'nin katsayısı sayısı 6'nın karesinin karekökü. O da hocam 16 bölü A2A'dan A kökü çıkar. Burası 3 kök 3'tür. 16 bölü 3 kök 3 bulmuş oğlu. Bu tamamı. E, tamamı 16 bölü 3 kök 3 ise demek ki yarısı 8 bölü 3 kök 3'tür. Bu da tamam. Şimdi noktanın doğru yolun uzaklığını yaparım buraya h dersem. Şimdi ah'ı bulacağım. Ah uzaklığını. Ah ki bulmuşum zaten neymiş. 8 bölü 3 kök 3. Eşittir diyorum. Eşittir 36. 9 45. 3 kök 5 olur. 3 kök 3 değil. Şurum zaten. A 2A A kök 5. Burası 5 olacak. Burası 5 olacak. Hocam bulalım. Nasıl bulundu? Mutlak değer x yerine a'yı yazdım. Eksi 3a. Y yerine 2 yazdım. Artı 12 eksi 4 bölüm. Kat yine önemli. E kat sayılarda zaten eksi 3'e 6 idi. Buradan 3 kök 5 gelecek. Hocam 3 kök 5'ler gitti. 8 eşittir mutlak değer. 12 eksi 4'ten 8 eksi 3a'ya dışarıya 2 şekilde çıkar. Bir artılı bir eksili. 8 eksi 3a eşittir 8 veya 8 eksi 3a eşittir eksi 8. 8'ler gittiğinde a sayısı buradan 0'dır. Bu tarafa attım. 16 eşittir 3a'dan da a sayısı 16 bölü 3'tür. a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi a sayısı 0. Olabilir mi? Olabilir. 52. soruya baktığımızda ne demişim ben? 7 bölü 3 demişim. O zaman değerim birisi 16 bölü 3. A sayısı 16 bölü 3. B sayısı eksi 3 almışım. 3 çarpı eksi 3'den. Eksi 9, 16 eksi 9'dan da 7 bölüm 3 cevabını bulmuş oluyorum. Arkadaşlar bir ihtimal daha var onu da yazalım. A sayısı 0 oldu. Bakın 0 oldu. A 0 oldu. Tamam. B sayısı belli zaten. Neydi? B sayısı, B sayısı, B sayısı, Eksi 3. 0 eksi 3'ten de ikinci ihtimalde eksi 3 oldu. Ya 7 bölü 3 ya da eksi 1. A artı B toplamı en çok kaçtır dersem sorumuzun cevabı 7 bölü 3 olarak Bulunuyor. 53. sorumuz 2x eksi 6y artı y değiştir 0 doğrusunun orijine göre simetri nedir diyor. Şimdi yukarıdaki sorularda farklı noktalara göre simetri aldım ve uzun uzun yaptım. Yani böyle ben orijin alsam yukarıdaki gibi uzun uzun çözebilirim veya daha kısa yolla bir nokta aldığımızda, bakın buradan bir nokta seçiyorum a virgül b noktasının orijine göre simetriğini alsam orijine göre ne oluyordu? Orijine göre simetri aldığımızda her ikisi de eksi çarpılıyordu yani benim yeni noktam eksi a virgül eksi b oluyordu. Yani bu şu anlama geliyor. Demek ki x'in hem katsayısı hem de y'nin katsayısı eksi ile çarpılmış oluyor. Yani benim yeni noktam, simetri salınmış noktam eksi 2x artı 6y artı 6y 6y artı y eşittir 0. Nasıl istemişim ona bakayım. Artı istemişim. Her yere eksi çarptım. 2x eksi 6y eksi eşittir. 0 bizim doğru cevabımız olur. 53. sorumuzun cevabı 2x eksi 6y eksi yeridir. Daha basit oluyor bakın. 54. sorumuz 3x eksi y artı 12 eşittir 0. Doğrusunun y eşittir eksi x'e göre. Hatırlayalım. Ben buradan bir nokta seçtim. A virgül B. Benim bu noktam y eşittir eksi x'e göre simetri alınıyorsa hem yer hem işaret değişiyordu. Yani kısaca eksi B virgül eksi A noktası oluyordu. O zaman hocam x'in kat y'nin katsayısı yer ve işaret. Eksi 1 başa geldi artı x olarak. 3 buraya geldi eksi olarak. Yani eksi 3y artı 12 eşittir 0'a. Yetiyor mu? Yetiyor. 54. sorumuzun cevabı da x 3 y artı 12 eşittir. 0'dir. 55. sorumuzda 4x artı 3 x 12 eşittir 0 doğrusunun y eşittir 6'ya göre simetriye. Bunu dönüşümlere daha detaylı göreceğiz. Hocam y eşittir 6'ya göre simetriye isterse diyelim ki ben buradan a virgül b gibi bir nokta alıyorum. Bunu kuantumda bahsetmenin dönüşümlerine bahsedeceğiz diye. Ben bunu y eşittir 6'ya göre simetrini aldığımda benim yeni noktam bakın veya x virgül y alayım fark etmez kafa karışmasın. x virgül y alıyorum noktayı ben bunu y eşittir 6'ya göre dönüştürdüğümde benim yeni noktam x virgül bu 6 dediğim sayı benim için a'dır bakın a'dır bu da 2a eksi y olmuş oluyor. Yani x virgül y noktasını aldım burada bileşenleri benim yeni noktam x virgül a çarpı 2 çarpı 6'dan 12 eksi y olur. Yani ben burada x gördüğüm yere x yazdım. 4x artı 3 çarpı y gördüğüm yere 12 eksi y yazdım. Eksi 12 eşittir. 0 olur. Devam edelim. 4x 3 çarpı 12 artı 36 eksi 3y eksi 12 eşittir 0'a. Sonra 4x eksi 3y 36 eksi 12'den de artı 18 eşittir 0'a ve 55. sorumuzun cevabı 4x eksi 3y artı 32, 16, 24 yapar. 24 eşittir. 0 olarak bunu yani y ekseninde bir simetri almamızı istiyorsa bir noktaya göre ikinci bileşeni iki katına alıp normal x noktadan çıkarıyorum. 56. soruda ise x eksenine göre. Peki bu nasıl olacak hocam? Benim elimde x virgül y noktası a varsa ve x eşittir 6'ya göre yine bu a olacak. Ve bu noktaya göre simetri almanızı istiyorsa yine aynı mantık 2a eksi x burası da uzun uzun yapabilirsiniz fark etmez. İkinci bileşende değişmez. Yani ne oluyor yeni noktamız? Yeni noktamız. A'mız yine 6. 2 çarpı 6'dan 12 eksi x'i y oluyor. Bitti hocam soru. x yerine 12 eksi x yazıyorum. 4 çarpı 12 eksi x artı 5 çarpı y eksi 20 eşittir 0'a. 48 eksi 4 x artı 5 y eksi 20 eşittir 0. Buradan da eksi 4 x artı 5 y. 48 eksi 20'den artı 28 eşittir 0 oluyor. Ve 56. sorumda kontrol edelim. 4x eksi 5y eksi 28 veya bunun eksilisi eksi 5y eksi 28 eşittir 0'dır diyoruz arkadaşlar. 57. sorumda A noktası eksi 2 6 ve B noktası 10'a 4 noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri neresidir Çok güzel bir soru. Neden? A noktası burası olsun. Eksi -2,6. B noktası da şurası olsun. Bu da 10,4. 10,4. Şimdi bunların orta noktaları bir dünya var. Sonsuz tane var. Mesela birini ben size göstereyim. A'dan B'ye bir doğru çizdiğimde bunların tam ortası bu C noktası olsun. Bu C noktası dediğim gibi bunların tam orta noktası oldu. Bu bir tanesi. Hocam ben A'dan bakın A'dan eşit uzaklıkta şuraya kadar gidiyorum. Yine bu C'ye C'ye şöyle diyeyim. Bunu uzattım buradan. Bunu farklı renkte göstereyim. Bakın. Çünkü benim için diğer önemli nokta siyah nokta olacak. Bunu da siyahla göstereyim. Şunu çektim. Şimdi ben bu C'nin üzerinden bir nokta seçeceğim. Bak, noktayı burada seçtim. Hocam, hocam, hocam. Benim A'dan buraya gittiğim uzaklık, yine buradan buraya gittiğim uzaklığa eşit olmak zorunda. E ben C'den bir nokta daha seçtim. Yine bu uzaklık bu uzaklığa eşit olmak zorunda. Sonsuz tane seçsem sonsuz tane eşit uzaklık seçsem. E bunların hepsinin birleşimi benim için artık bu doğru olmuş oluyor. Benden zaten bu doğrunun denklemini istiyor. E bulalım hocam. Şimdi bu ikisi birbirine eşit ve burada dik kesişmek zorunda kalır. Bakın ikisi kenar ve bunlar dik kesişmek zorunda kalır. Hemen bunu dikini seçtim ki eşit uzaklık olabilsin diye. Burası dik oldu. O zaman ben eğimi bulabilirim ve C noktasını bulabilirim. Yine bunlar da eşit uzaklıktaydı. Bakın 10 ile eksi 2'yi topladım. 8 bölü 2'den 4 virgül. 6 artı 4 10 bölü 2'den 5. 4'e 5 noktasından geçecek bu mavi doğru. Eğimini bulayım. Şu MAB'yi bulayım. MAB eşittir. Y2 eksi Y1'den eksi 2 bölü. X2 eksi X1'den 12. Bu da eksi 1 bölü 6. Bu eğimle. Şunun eğimine de MK diyelim. MK'ya da A olsun. Eksi 1 bölü 6 ile A'nın çarpımı eksi 1 olur. Çünkü dik kesişiyor. Yani A noktamız 6'dır hocam. Bakın eğimim 6. Noktam 4'e 5. Benim denklemim y eksi 5 eşittir. Eğim çarpı x eksi 4'e. y eksi 5 eşittir. 6 x eksi 24. Bakıyorum 57'ye. y'yi yalnız bırak demiş. Bakayım y bir tarafta kalsın. Tamam hepsini bu tarafa at demiş. y eksi 6 x artı 24 eksi 5'ten de artı 19 eşittir. 0 bulunur. 57. sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oluyor. 58. sorumuzda A noktası 4M e noktasının 2x artı y artı ne doğrusuna en yakın noktası. B eksi 2 2 ise M artı ne kaçtır? Bir doğru var elimizde. Bir A noktası var elimizde. Ve bu A'nın bu doğruya en yakın noktası. Diyelim ki H olsun burası. Bu da eksi 2 H değil B burası. B olsun. Bu da eksi 2 virgül 2'dir diyor. Doğrumuz ne? 2x artı y artı ne eşittir? 0. Güzel. M artı ne istiyor bize? A'mız belli. 4 virgül M. Hocam neler yapabilirim ona bakıyorum. 1. Eğimden gidebilirim. Gidelim. Benim bu arkadaşımın eğimi. Yani bu doğrumun eğimi. Diyelim ki M'de eşittir. X'in kat sayısı negatifi eksi 2 bölü. Y'nin katsayısı sayısı birden eksi 2'dir. Bu bir. E hocam bu doğrunun eğimini bulabilirim. Bakın bu doğrunun eğimi. E bu doğrunun eğimi de şöyle bulunur. Y2 eksi Y1 2 eksi M bölü x2 eksi x1 Eksi 2 eksi 4. Niye lazım bu bana? Çünkü dik kesiştiği için bu doğruyla yukarıdaki doğrunun eğimli şartımızda sonucumuzun eksi 1 olması lazım. Demek ki bu 2 buraya gitti. Sonra eksi 6 var. Bu artı buraya artı yaptı. Ne var burada? 2 bölü eksi 6'dan. Eksi 3 eksi 3 yapmaz. Buraya gitti. 2 eksi m eşittir. Eksi 3'e. Eksi 3 buraya geldi. 5 eşittir m'ye. M'yi buldum. Burası 5. Neyi bulalım? Hocam bu B noktası bu doğruyu sağlamak zorunda. X yerine eksi 2 Y yerine 2 yazarım. 2 çarpı X yerine eksi 2 artı Y yerine 2 artı N eşittir 0'a. Eksi 4. 2 daha eksi 2. Diğer tarafa attım. N eşittir 2'ye. M artı ne istiyor? 5 artı 2'den de 7 cevabını buluyorum. 58. sorumuzun cevabı 7 olarak bulunur. 59. sorumuzda şekildeki doğrular A noktasında kesiştiğine göre M artı N toplamı kaçtır diyor ve bu doğruyu vermiş yayı. Peki bu doğru sayesinde ben x yerine 0 yazsam y noktası 6 olmuş oluyor. y yerine 0 yazsam 2x'imiz 6, x'imiz de 3 olmuş oluyor. Harika. Şimdi hocam açıortaysa ben açıortay kuralını işletebilirim. 6'nın 3'e oranı demek ki 1'e 2, 1'e 2 oran var. Şuradaki AR'nin 2A dersem buradaki bu kısma A olmuş oluyor. Ve burada bir dik üçgen oluştu ve sadece A bilmiyorum. Pisagor yapabilirim. Burası 6. 6'nın karesi 36 artı 3 artı A'nın karesi açalım. A kare artı 6A artı 9 eşittir. 2A'nın karesinden de 4A kare. Güzel. Var mı sorun? Yok. A kareyi diğer tarafa attığımızda burası olduğu zaman 3A kare. 6A'yı diğer tarafa attım. Eksi 6A. 36 artı 9 45'ten diğer tarafa attım. Eksi 45 eşittir sıfıra. Her yeri 3'e böldüm. A kare eksi 2A eksi 15 eşittir sıfıra. A'ya A. Eksi 5'e A artı 3 dersem A değerim ya 5'tir ya da benim A değerim eksi 3'tür. E, negatif olamayacağına göre uzunluk 5 olmak zorunda. Bakın 5. 5 artı 3'ten bu nokta 8'dir. Yani bu nokta 6 bu nokta 8 ise demek ki Y'yi 8'de kesiyor. X'i 6'da tam tersi. Demek ki x'i 8'de y'yi 6'da kesiyor. 8 artı 6'dan 14 cevabını verir. 59. sorumuzun cevabı bu şekilde 14 olarak bulunur. 60. sorum. A, B, C, D, E, F, G, H. Düzgün sekizgen ve C noktası A'ya 2 olduğuna göre A değerim kaçtır diyor. Şimdi ne yapabilirim diye bakıyorum. A değerim kaçtır? Ben bunu buradan uzatabilirim. Güzel. Bunu buradan uzatabilirim. Kullanmaya çalışacağım. Hocam a 2 ne demek? Tamamı a yükseklik 2. Şimdi buldum. Güzel. Tamamı neymiş? A'ymış. Bakın bunun tamamı a imiş. Niye lazım? Çünkü buradaki ad uzunluğu bu çektiğim fc veya o'dan bu r'ye kadar olan uzunluğa eşit olacak. Uzaklığı eşit olacak. Ve ben burayı 2 buldum. Uzattım bunu. Uzattım bunu. Hocam 2 ise burası 2. Aynı şekilde burası da 2'dir. Sonra devam ediyorum. Buraya ben 90 derece dersem ne biliyorum? Düzgün sekizgenin bir dış açısı 360 bölü 8 yaparsam ben 360'ı 8'e böldüğümüzde 2'ye böldüm. 180'e 4. 2'ye böldüm. 90'a 2. 2'ye böldüm. 45. Demek ki benim bir dış açım 45 derece oldu. E 45 ise burası da 2'dir. Bakın 2'dir. 2, 2 daha. Burası 2 kök 2'dir. Hocam benim bu uzunluğum 2 kök 2'dir. Demek ki şu arada kalan kısım 2'nin kök 2 katı olan 2 kök 2'dir. E 2 artı 2 4 2 kök 2. E, bu uzunluk AD uzunluğu o R'ye eşit yani benim birinci bileşenime eşit. O da 4 artı 2 kök 2 olarak bulunuyor. 60. sorumun cevabı 4 artı 2 kök 2'dir diyoruz. 61. sorumuz. O düzgün altıgenin ağırlık merkezi ve A noktası 4'e a olmak üzere A değerimiz kaçtır diyor. Yine dikmeme indim. 90 derece. 4A demek şuradaki uzunluğum benim 4'tür hocam. Yüksekliğim de A olmuş olur. Bir sorun var mı diye bakıyorum. Yok. E bu uzunluğum 4'se otomatikman burası 4'tür. E bu O'su merkezse burada 4 4'se benim diğer tarafımda 4'tür. Demek ki benim bir kenarım 8 olmuş oldu. Harika. 4 artı 4 8. A'yı bulabilirim artık. <laughs> Şöyle ki. Hocam bu düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir dış açısı. 360 bölü 6'dan 100. 6 36 60 derece. Dış açı 60 derece. E dış açı 60 ise iç açımız 120 derece. EB ortaladığı için burası 60'a 60 diye bölünür. Tepe açımız da 30'dur. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3 olur hocam. Demek ki benim A noktam 4,4 4 kök 3 bulunuyor. O zaman A değerim 4 kök 3 oluyor. 61. sorumuzun cevabı 4 kök 3'tür. 62. sorumuz A, A virgül B noktasının orijine göre simetriyi önce bir simetri alayım. Bu noktanın orijine göre simetriğini aldığınızda çıkacak sonuç arkadaşlar bunların eksilleridir. Yani kısaca A üssü diyeyim. Eksi A virgül eksi B ve ikinci bölge neymiş? İkinci bölge ne anlam ifade ediyor? X'inin eksi, Y'sinin artı oldu. O zaman eksi A negatifse A sayısı sıfırdan büyüktür. Eksi B pozitifse B sayısı sıfırdan küçüktür. Bu iki bilgiyi aldım. Devam ediyorum. İfadesinin eşit nedir diyor. Şöyle yapalım. Çift derece çift kuvvet. Burası mutlak değer şeklinde çıkacak. A mutlak A artı B mutlak B bölü paydamız mutlak A eksi mutlak B. Şimdi a sayısı pozitifse mutlak değer dışında aynen çıkacak. Bir tane de a vardı burada a kare. E b sayısı negatifse dışarıya eksiyle çarpılıp çıkacak yani eksi b olarak. b çarpı eksi b'den burası eksi b kare bölüm. a'mız pozitifte aynen çıktı. b negatifte eksi b çıkacak. Bir eksi de başta vardı artı b. e a kare eksi b kare de a eksi b çarpı a artı b demektir. E paydamız da A artı B'ydi. Sadeleştirdim. Demek ki sorumun cevabı A eksi B olarak bulundu. 62. sorumuzun cevabı A eksi B'dir. 63. sorumuzda abc noktaları ve A, B, C'de paralel kenarın köşeleridir diyor. Şimdi bir tane paralel kenar çizelim. Paralel kenarımızın adı A, B, C, D. Bana verdiği noktalar A'yı vermiş 3'e 2, B'yi vermiş 4'e 5. C'yi vermiş 6'ya 7. Ben D'yi bulurum. BD köşegenin uzunluğunu istiyor zaten bizden. BD'yi. Peki hocam ben D'yi nasıl buluyordum? 3 ile 6'nın toplamı 9. 4 ile 5'in toplamı 9. 2 ile 7'nin toplamı 9. 5 ile 4'ün toplamı 9. Ve benden BD köşegen uzunluğunu istiyor. 2 noktasını biliyorum. Y2 eksi Y1'den 1'in karesi artı. 4 eksi 5'ten eksi 1'in karesi yine 1'in karesinin kare kökü bana kök 2 cevabını veriyor. 63. sorumuzun cevabı kök 2 olarak bulunur. 64. sorumuz ABC bir üçgen. AD'miz açı ortak. AB eşittir 3 AC. Yani AC'ye ben K dersem. AC'ye K dersem. AB'miz bizim 3 kaymış. E bu açı ortak kuralından dolayı. CD'miz eğer B ise DB'miz de 3 B'dir. K'nın B'ye 3 K'nın 3 B 3B oranı gibi. D noktasının koordinat toplamı kaçtır diyor. Hemen bulalım. 3 B'den B toplam 4 birim burası. 6'dan 10'a 4 artmış. Her B'de 1 arttıysa her 4 B'de 4 arttıysa her B'de 1 artacak. 6'yı 1 arttırdım. 7. 6'dan 2'ye 4 azalmış. 4 B'de 4 azalmış. Her B'de 1 azalacak. 6'dan 5'e. E 7 artı 5 tane benden sorumun cevabı olan 12'yi istiyor. 64. sorumuzda 12 olarak bulunuyor. 65. sorum mx artı m artı 1 y eksi 2 eşittir 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı 1 bölü 3 birim kare. Harika. Oluşturalım üçgenimizi. x yerine 0 veriyorum. m artı 1 çarpı y eşittir 2 y eksi 2 diğer tarafa attım. y eşittir 2 bölü m artı 1. Bu bir bu y ekseni kestiği nokta diyelim ki burayı kessin hadi. burayı kessin. Burayı kessin. 2 bölü m artı 1. Sonra y yerine 0 veriyorum. mx eksi 2 eşittir 0'a. mx eşittir 2'ye. Buradan da x eşittir 2 bölü m. Ha orası da bu olsun. 2 bölü m. Fark etmez. Pozitif alayım. 2 bölü m. Ben bu noktaları birleştirdim. Ve üçgenimizi oluşturduk. Uzunluk belli, uzunluk belli. Alanımız şöyle bulunur hocam. 2 bölü m ile çarpı. 2 bölü m artı 1'i çarpıp 2'ye böldüğümde bakın 2'ye böldüğümde bana alan olan 1 bölü 3'ü verecek. Bir kere bu ikiler gitti. Çapraz çarpıyorum. 3 çarpı 2 veya kalsın. 2 çarpı 3 eşittir. Çapraz bu tarafa attım. M çarpı M artı 1. Bunlar ardışık. Demek ki bunlar da ardışık. O zaman M'miz 2. M artı 3 olacak. O zaman M'nin pozitif değeri bulmuş oldum. Normalde çarpı uzun uzun yapabilirdim. Negatif de çıkacak. Ama pozitifini istiyor. M'nin pozitif değeri 2'dir hocam. 65. sorumuzun cevabı 2 olarak bulunuyor. 66. sorumda ABCD bir kare. E ve F kenarların orta noktası D noktası eksi 2 0. Şu uzunluğu eksi 2 imiş. Olduğuna göre karelerin köşelerinin apsisleri toplamı kaçtır diyor. Köşelerin apsisleri toplamı. Bakın elimizde F var. E bu orta nokta bu orta noktaysa bu uzunluk eksi 2 ise demek ki bu kısımda benim eksi 2 demeyeyim de. Şu uzunluğum uzunluk açısından Burası 2 birimse demek ki benim şurası da bakın bu uzunluğumda 2 birim olmak zorunda kalırım. E köşegenleri ortaladım ben şu anda. 2, 2, 4 ise benim diğer tarafımda 4'tür. Demek ki benim B noktam 4 artı 2, 6'dan burası 6'ya 0'dır. D noktası neydi? Eksi 2'ye 0. Bu birinci aşama. Hocam köşegenimizin yarısı 4. Demek ki bu yukarıya doğru 4 birim gittiğimde benim... Hmm, diğer taraf da önemli. Ha, diğer taraf da belli. X'i 2, Y'si 4. Burası 2, 4 noktası... Aşağıya doğru yine 4 birim geliyorum. E burası da hocam. Bu taraf negatif tarafa geldim. X'i 2 birim. Negatif tarafa doğru geldiğim için eksi 4. Ve benden köşelerinin absisleri toplama. Şuradaki 4 arkadaşın toplamını istiyorum. 6, 2 daha 8, 2 daha 10. Ondan 2 çıkarttım. 8 cevabını buluyorum. Ve 66. sorumuzun cevabı 8'dir. 67. sorumuzda 3x eksi 4y artı 12 eşittir 0 doğrusunun a 1 e 2 noktasına göre simetriği olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı kaçtır diyor bizlere. Şimdi elimizde bizim bir doğru var. Bu doğrunun a 1 e 2'ye göre simetri almışım. Tabii ki de bu da paralel olan bir doğru olacak. Ve benim noktam a'sı 1 e 2. Bakın bu doğru 3x eksi 4y artı 12. E o zaman eşittir 0. Bu doğru 3x eksi 4y artı a bilmiyorum. Eşittir sıfır. E hocam ben simetri olan bir doğru oluşturdum ya. Bu A'dan geçen bir de bunlara paralel olan bir doğru da kendim çiziyorum. O zaman bu doğru ne olmak zorunda? Bu doğru 3x 4y artı c eşittir sıfır. Ben c sayısını bulurum. Benim bu doğrum 1, 2'den geçtiğine göre yerine yazıyorum. x yerine 1, 3 çarpı 1, eksi 4 çarpı 2 artı c eşittir 0. 3 eksi 8'den eksi 5'i diğer tarafa attım. C noktam 5'miş. Şimdi bakın. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda çünkü simetrisi. Hocam C'si 12'den 5'i azaltıysa 7 azalmış. Demek ki 7 de burada azalacak. 5'i 7 azalttığımda eksi 2 olur. Yani benim yeni doğrum 3x eksi 4y eksi 2 eşittir 0'dır. Ve bu doğrudan geçen eksenlere geçen alanı istiyor bizden. X yerine 0 yazdığımda 4y'miz eksi 2 y'miz Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'den geçecek. X yerine 0 yazdım. Y'miz eksi 2'den geçecek. O da burası. O zaman benim alanım, alanım şu bölge istiyor bizden. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 2. Küçük bir hata yaptık. Tekrar bakayım. 0 yazdım. 4 y'si 2 y'si. Eksi 1 bölü 2. Ha tamam. Şimdi x yerine 0 yazdım. 4 y'si 2, y'si eksi 1 bölü 2, y yerine 0 yazdım. x'im 2 bölü 3 şimdi oldu. x'im 2 bölü 3'müş. Burası değil. x'im 2 bölü 3'ten geçecek. O zaman benim doğrum şudur arkadaşlar. Alanım nasıl bulunur? Alanım da şu şekilde bulunur. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 bölü 2. 2'ler gitti. Alanımız 1 bölü 6'dır diyorum. Ve 67. sorumuzun cevabı bu şekilde 1 bölü 6 olarak bulunuyor. 68. sorum x eksi kök 3 y artı 5 eşittir 0 x ye artı y eksi 1 eşittir 0 doğrularının arasındaki geniş açı kaç derecedir diyor. Buna benzer bir soru yaptım. Yaptık. Geniş açıyı verip yaptık. Nasıl yaptık? Diyelim ki x eksi kök 3 y bu olsun. x artı y artı 1 bu olsun. Fark etmez arkadaşlar. x ye artı y artı eksi 1. Çünkü bunlar kesişir. Tek noktada kesişir. Nereden biliyorum? Eğimleri farklı diğer doğrum x eksi kök 3y artı 5 tam tersi de olabilir çünkü e x olan bu. Önemi yok. Bu da benim x eksenim olsun. Şimdi x ekseniyle ile bu doğrunun yaptığı açı alfa, bu doğrunun yaptığı açı beta ve soru benden teta istiyor. O zaman hocam iki için toplamı alfa artı teta eşittir beta'ya. Teta'yı benden istiyor. Teta eşittir beta eksi alfa'ya. E ben teta'yı bulmak istiyorsam açı kaç derecedir diyor. Demek ki tanjant teta'dan gidersem bu da Tanjant beta eksi alfa eşittir. Devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Tanjant teta eşittir. Tanjant beta eksi alfa şu şekilde açılır. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Tanjant beta dediğim x eksi kök 3 y'nin eğimi. Bakın tanjant beta dediğim bulayım. Tanjant beta eşittir. Eğimi verir bana x eksi kök 3 y. Eğimde x'in katsayısı negatifi eksi 1 bölü y'nin katsayısı eksi kök 3'ten 1 bölü kök 3'tür. Bu bir. Bu bir. Sonra sonra diğer eğimi bulayım. Tanjant alfa eşittir. X'in katsayısının negatifi bölü y'nin katsayısı birden de eksi 1'dir. Bu da tamam. Bakın bu da tamam. Gelip yerine yazıyorum. Eşittir. Tanjant beta 1 bölü kök 3 eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Bölü 1 tanjant beta artı 1 bölü kökü çarpı eksi 1. Demek ki burası eksi 1 oldu. Payda işliyorum. 1 artı kök 3 bölü 3 kök 3 bölü kök 3 bölüm. Burası da kök 3 eksi 1 bölüm kök Eşittir. Kök sadeleştiğinde 1 artı kök 3 bölüm paydamız kök eksi 1 oldu. 68 eşlenik çarpımı yapabilir miyim? Evet. Eşitlik çarpımı yapayım. Burayı kök 3 artı 1 ile genişlettiğimde yukarısı kök 3 artı 1'in karesi bölü aşağısı da kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 oldu. Hocam kök 3 artı 1'in karesi nedir? Kök 3'ün karesi 3 artı 1'in karesi 1 artı kök 3 artı 1'den 2 katı 2 kök 3 bölü 2 4 artı 2 kök 3 bölü 2'den de 4 artı 2 kök 3 bölü 2'den de Oo, gerek yokmuş. Durdum durdum. 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 Niye durdum? Buraya gerek yok arkadaşlar. Sildim. Şuradan bulabiliyorum. Eksi 1 bölü tanjant alfa neydi? 1'di burası. Hocam tanjant beta. Yani benim şu açım. Nerede 1 bölü kök Düşünüyorum. 1 bölü kök 3 olduğu yer. Yani burası kök 3 bölü 3 olduğu yer. Hocam burası tanjant 30'dur. O zaman beta açısı 30 derece. Hocam tanjant nerede eksi 1'dir? Hocam burası da 135 derece. Geniş açı istiyor bizden. E burası teta dediğim açı beta eksi alfaydı. O da 135 eksi 30 dersem 105 derece olarak bulunuyor. Gerisine gerek yokmuş. 68. sorumuzun cevabı bu şekilde 105'tir. 69. sorum. Dik koordinat sisteminde y eşittir ax. Doğrusu abcd karesine eş alan iki bölgeyi ayırıyor. Yani bu bölgenin alanıyla alttaki mavi bölgenin alanı eşit oluyormuş. Harika hocam. A noktası 3'e 0. B noktası 9'a 0. Demek ki karenin bana bir kenarını verdi. 3'ten 9'a kadar burası 6. Burası 6. Diyelim ki burası A olsun. A olmasın. Burası B noktası olsun. Demek ki burası tamamından B'nin çıkmış aldı 6 eksi B. Demek ki hocam alanların eşit olması için o zaman burası B iken burası da 6 eksi B olacak. Çünkü yamuk alanından sorularımızın cevabını alanımızı bulmuş olacağız. Güzel. A noktası kaçtır demiş şurası. Şu nokta yoğunlaşıyorum. Benim için bu nokta bakın 3 burası değil mi? Benim için bu nokta 3 artı 6'dan 9 virgül ikinci bileşenim 6 eksi B'dir. E bu nokta bu denklemi sağlamak zorunda. Bir de buradan yaparsam çıkar. Bu noktaya bulur gidiyorum Oradan B'yi bulurum. A'yı rahat rahat bulurum. Peki noktayı denklemle sağlatıyorum. Yani Y yerine 6 eksi B yazıyorum. Eşittir. A çarpı X yerine de 9'u yazdım. Bu bir. E hocam bu nokta da bu denklemi sağlamak zorunda. Peki benim bu noktam nedir? O da 3 virgül B. Bunu da yerine yazıyorum. B eşittir. X yerine 3 yazdığımızda 3 A'ya. Benden A sayısını istiyordu. B'yi yok edeceğim. B'yi çıkarttım. Burada yerine yazdım. 6 eksi 3 A eşittir. 9a'ya 6 eşittir. 9 artı 3'ten 12a'ya. Demek ki benim a değerim 1 bölü 2'dir ki bunu istiyordu. 69. sorumuzun cevabı 1 bölü 2'dir. 70. sorumuzda mx artı 3y artı 18 eşittir 0 ve 5x artı 2 artı 5'tir 0 doğruları y eşittir. X, x doğrusu üzerine kesiştiğine göre m'nin alacağı değerlerden birisi nedir diyor bize. Elimizde iki doğru var ve bu iki doğru y eşittir eksi x, x o da bu olsun. y eşittir eksi x, x üzerinde kesişiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor arkadaşlar? E, bu üçünü kesiştiği bir nokta var burası. Ben y eşittir eksi x'ten bir nokta alıyorum. Eğer x yerine eksi a yazarsam veya a fark etmez yazdım. E ne oluyor birinci bileşeni? A olmuş oluyor. Demek ki bu nokta eksi a'ya a'dan geçmiş olmuş oluyor. Geçmiş oluyor. Bu bir. Aldım. Bu eksi a'ya a'ya eksi a, ya a bu denklemi sağlamak zorunda. Yerine yazıyorum. 5 çarpı eksi a'dan eksi 5 a artı y yerine a yazdım. 2 a artı m eşittir sıfıra. Eksi 5 a 2 a daha. Eksi 3 a eşittir. Eksi m'ye. Demek ki a dediğimiz uzunluk m bölü 3'tür. Yani burası eksi m bölü 3'e. Diğer taraf M bölü 3 oluyor. E hocam bu arkadaşımız bu denklemi de sağlamak zorunda. Yerine yazıyorum. Şöyle çözeyim. M çarpı x gördüğüm yere eksi M bölü 3 artı 3 çarpı y gördüğüm yere M bölü 3 artı 18 eşittir 0. Devam edelim. Burası 1, 3 ile genişlettim burayı. Sorun değil. Yazalım. Eksi m kare bölü 3 artı 3m bölü 3 artı 18 çarpı 3'den 10, 20, 30, 38, 46, 54 bölü 3 eşittir 0. Paylardan kurtuldum. Elimde eksi m kare artı 3m artı 54 eşittir 0. Her yere eksiyle çarptım. m kare eksi 3m eksi 54 eşittir 0. A. Güzel. 54 demek 27 çarpı 2. 3'ü vermesi için 54. 2'ye böldüm. 25, 27. 3'e böldüm. 9. 3, 2, 6. 9 kere 6. Tamam. M dedim. M dedim. Eksi 9'a artı 6 dersem M değerim ya 9'dur ya da benim M değerim. Eksi 6'dır. Değerlenen birisi nedir demişim. Şıklara göre davranabilirsiniz veya ne vermişim ben? 9'u vermişim. İkisi de olur bu arada. Sorumuzun cevabı 9 olarak bulunuyor. 71. X eksi 2 eşittir 0. 3x artı y eksi y eşittir 0. Doğrularının kesiştikleri noktadan geçen ve 2x y artı 3 eşit 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi daha kolay bir soru oldu. Önce burada yok etme metodunu kullanayım. Ben alt tarafı 2 ile genişlettim. x eksi 2 eşittir 0 veya genişletmiyorum yerine yazacağım. Daha basitmiş. Eksi 2'yi bu tarafa attım. x eşittir 2'ye. Geldim burada x yerine 2'ye yazdım. 3 çarpı 2'den 6y artı y eşittir 7'ye. 7y'miz 7 ise y eşittir 1'dir. Y ye yerine 1 yazdığımızda x'i de 2 olur. Demek ki hocam x virgül y ikilisi 2 virgül 1'dir. Bunu aldım. Sonra geldim buraya. Eğimi bulacağım ben. Neden bulacağım anlayacaksınız. x'in katsayısının negatifi bölü y'nin katsayısı. Benim eğimim 2. E hocam paralel olacağına göre bu doğrunun eğimi de 2 olmak zorunda. Demek ki benim denklemim, denklemim bakın şuradan da bulabilirsiniz. 2x eksi y artı a eşittir 0 olmak zorunda. Çünkü eğimi aynı olacak. Bu 2'ye 1 bu doğruyu sağlamak zorunda. 2 çarpı 2 eksi 1. Tabi diğer taraftan da yapabilirsiniz. Nokta ve eğimi bilinen denklemden de yapabilirsiniz bu soruyu. Fark etmez. Aynı şey çıkacak. Artı a eşittir. 0 4 eksi 1 3'ten. a sayısı eksi 3'tür. Demek ki benim doğru 2x eksiye eksi 3 eşittir. 0 olarak bulunur. 71. sorumuzun cevabı bu şekilde bulundu. 72 ve bugünün son sorusu. Bir karenin karşılıklı iki kenarı şu şekilde verilmiş karşılıklı iki kenara. Bu doğrumuz eksi 4x eksi 2y artı 10. Alttaki doğrumuz 2x artı y artı 4. Önce bunları eşlemeye çalışayım katsayılarını. sayılarını. Yukarıyı eksi 2'ye bölsem yani eksi 1 bölü 2 ile çarpsam. Bakın ne oluyor? 2x artı y eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 5 eşittir sıfıra. Bu doğru da 2x artı y artı 4 eşittir sıfıra. Bu karenin alanı diyor bir kenarını bulsam karenin alanı zaten bulurum. Çünkü tüm kenarları birbirine eşittir. Kare olduğu için dik olmak zorunda. O zaman doğrunun doğruya uzaklığı c2 c1'den eksi 5 eksi 4 bölü bakın katsayı 2 katsayı 1 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1'den kök 5. Demek ki burası 9 bölü kök 5 oluyor. Alanımızda 9 bölü kök 5 çarpı 9 bölü kök 5 oluyor. O da 81 bölü 5 bulunur hocam. 72. sorumuzun cevabı da 81 bölü 5'tir diyorum ve bugünümüzü bitirmiş oluyorum. 47. gün analitik geometri kaya sorular 2. videomuzda resmen bitirmiş olduk arkadaşlar diyelim. Ve umarım hoşunuza gitmiştir, umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenme abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.